epileptiklerin yattığı servis. Biri suç işlemiş sarılı hastaların yattığı. Onlar mahkeme kararıyla geliyor. Öbürleri de ailesinin getirdiği devam etti. Adli servislerde dikkatimi çekiyordu ki bir hasta bayılmadan önce 3 gün, 5 gün bağırıyor, çağırıyor. Tıpkı bir akıl hastası olmuş. Yani eski deyimle utanıyorum söylemesini. Bir delilik. Hastayı bağlıyorlardı o zamanlar. Yani akıl hastası oldu diye bağlıyorlardı. Şimdi bunların nöbetleri geçtikten sonra sizle benle bilen büyük bir farkları olmuyorsunuz. Karakter bozuklukları başlıyor. Faruk Bayükem'in hocası olan ve Türkiye'de epilepsi üzerine önemli çalışmalar yapan Mazhar Osman ve Fahrettin Kerim Gökay, hastalığı daha çok psikiyatrik yönden ele alıyor, hastalığın nörolojiyle bağlantısını göz ardı ediyorlardı. Mazhar Osman, 1927 yılında kaleme aldığı Akıl Hastalıkları kitabında epilepsi hastalarına şu satırlarla yer veriyordu. Sarılı seciyesi, sarı hamle haricinde bir şey göstermez dedik. Fakat sarı nöbetleri zamanla şahsın seciyesinde derin izler bırakır. Artık nöbet haricinde sarılı tanınır. Zaten sarı asabi olmaktan çok ruhi bir hastalıktır. Emraz-ı akliye içinde en çok katil çıkaran hastalık sarıdır. 1928'de Bakırköy'den farklı bir ses yükseldi. İhsan Şükrü Aksel, Türk Tababeti Akliye ve Asabiye Kongresi'nde 6 epilepsi hastasının ölümünün ardından yaptığı beyin incelemelerini o dönemin bilgileri ışığında sundu ve hastalığı tamamen nörolojik bir unsur olarak ele aldı. 1933 yılında Darülfünun kapatıldı ve İstanbul Üniversitesi kuruldu. Böylece Türkiye'de epilepsiyle ilgili başarılı çalışmalara imza atılacak ikinci bir adres doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği. Dünyada 1929 yılında klinik uygulamaya konulan EEG'nin Türkiye'deki ilk uygulaması 1947'de bu klinikte yapıldı. Aynı yıllarda Montreal'de Wilbur Penfield ve Herbert Jasper invazif nörofizyolojik çalışmalar yapıyorlardı. Beyin araştırmalarına büyük katkılar sağlayan bu çalışmalar sonucunda epileptolojinin bugünkü noktaya gelmesinde öncü rolü oynayacak Montreal ekolü doğdu ve bu ekolün içinde yer alan ilk Türk hekimi Kenan Tükel oldu. 1952 yılında Kenan Tükel ve Herbert Jasper imzasıyla yayınlanan makaleye hala atıf yapılmaktadır. Kenan Tükel, Montreal'den döner dönmez ilk iş olarak bir EEG laboratuvarı kurdu. 1954 yılında Gata'dan Selahattin Doğulu, Türkiye'nin ilk EEG kitabını kaleme aldı. Ve nihayet Montreal ekolünün diğer temsilcisi Orhan Kalabay tarafından Hacettepe Üniversitesi'nde Türkiye'de epilepsiye büyük katkılar sağlayacak laboratuvar faaliyete geçti. Orhan Bey'in en büyük katkısı epilepsi konusunda elektroensefalografinin Penfield'in çizmiş olduğu yolda yürümesine devam ettirmesidir. Ve dolayısıyla epileptik cerrahi kurulmasında, metodlarını geliştirmesinde en büyük adımları o atmıştır. Beraber ameliyatlara girdiğimiz zaman ameliyatlarda da in situ olarak çok şeyler bize öğretmiştir. Ve dolayısıyla ondan sonra yapılan bütün cerrahi müdahalelerde Doktor Orhan Kalabay'ın mutlaka bir payı vardır. Önce İstanbul, ardından Ankara ve İzmir'de kurulan EEG laboratuvarları kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Ve bu laboratuvarlardan epilepsinin Türkiye'deki gelişimine önemli katkılar sağlayacak hekimler yetişti. İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içinde o vakit Necmettin Polvan Hoca, ana bilim dalı, o vakitin adıyla kürsü başkanı iken Nedim Zembilci hocamız İngiliz ekolü olarak epilepsiye ayrı bir kulvardan girmiştir. Gece evlerine gitmiyorlar, oturuyorlar EEG laboratuvarında. Bir de böyle penceresiz, tek yataklı bir yer var. Oraya da hastaları yatırıyorlar, kafalarına bir şeyler takıyorlar. Sabaha kadar hem çok keyif aldıkları belli davranışlarından, suratlarından,
hem de çok önemli bir şeyler yapıyorlar gibi gözüküyor. İzlerken böyle sayfalar seri halde çevriliyor. Herkes bir not alıp raporu hazırlıyor. Ama traseyi önünüzde gördüğünüzde bu sayfa nasıl çevrilir önce onu düşünüyorsunuz. Bu insanlar bunu nasıl çeviriyordu, ben nasıl çevireceğim? Üstündeki tırtıklı mavi çizgileri nasıl değerlendireceğim? Gidip soruyorduk, alıyorduk. Bu nedir diyorduk. Raporu nasıl yazılacağını, akışını öğrenmeye çalışıyorduk. Bu şekilde sıfırdan başlayarak tanıştık. Okumayı söken çocuklar gibi bunu sökmeye başladık. Hep gözümün önünde Kenan Hoca'yla bir masada yan yana oturmuş. İşte o bakıyor, ben de onun yanında görmeye çalışıyorum şeklinde. İşte bu da iyi bir kayıt olmamış ama geriye dönme imkanınız yok. Onu artefaktını temizleme imkanınız yok. Ne gördüyseniz ona bakıp bir şey söylemek zorundasınız. Geri dönüşü yoktu. EEG'de hastanın bütün nöbetlerini yakalama şansı oldukça düşüktü. Deşarjların kağıda döküldüğü çizgiler neredeyse kutsal bir metin kadar değerliydi. EEG ile uğraşanlar aynı zamanda pek çok zorlukla da mücadele ediyordu. Yarışmacı yok Ankara'da. Biz pnömo ansifografi yapıp hani ventriküllere hava verip orada bir ur varsa ventrikül bastırılmış mı bastırılmamış mı? Bir kere bunu çekecek röntgen makinesi var ama çeken röntgenci de uzman değil. Bizler de yapanlar da uzman değil. Yani çok iptidai bir şey, bütünmeral bir şeyden şüphelendiğiniz vakit kısıtlamamız son derece kısıtlıydı. 1975 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde asistanlığa başladım. O dönemde klinikte EEG laboratuvarında iki cihaz bulunuyordu. Ve bunlar 8 kanallı cihazlardı. Başlangıçta bu cihazlarla çekim yapılıyordu ve kağıtla çekimler yapıyorduk. Tabii oldukça çok miktarda kağıt kullanılıyordu. Çok sayıda da EEG çekildiği için. İlk zamanlarda kullandığımız mürekkep püskürtmeli kağıt üzerine mürekkep püskürterek kalem kağıt sistemi dediğimiz sistem. Bu mürekkebi emmek için bir çeşit kurutma kağıdı gibi iş yapan silindir şeklindeki merdaneler. Bunlar kireç taşı gibi bir taş kağıdın üstünde dönüyor. Döndükçe kağıt altından akıyor ve o mürekkebi emiyordu. Bunu belli aralarla takip edip yenisini takıp eskisini yıkayıp musluk altında sonra kurutup tekrar kullanmak gerekiyordu. Arada tabii bu kaçaklar bilgi kaybına da sebep oluyordu. O sırada kayıt yapılan hasta nöbet geçiriyorsa veya bize bilgi verecek bir bulgu ortaya çıkmışsa bunlar silinip gidiyordu. Tüm bu sıkıntılara zaten az sayıda olan EEG cihazlarının bozulması da eklenince beyaz gömleklerin cebinden kontrol kalemleri eksik olmuyordu. Gerçekten de cebimin şurasında bir kontrol kalemiyle dolaşmayı pek severdi, pek hoşuma giderdi. Rahmetli Nedim Hoca da benim öyle dolaşmamdan keyif alırdı zannediyorum. Bakışlarından öyle hissederdim. Ve arabanın altına yatar gibi EEG cihazının altına yatıp tamirini yaptığımız olurdu. 1970'ler dünyada ve Türkiye'de epilepsinin tarihsel yolculuğunun en önemli kilometre taşlarının döşendiği yıllar oldu. O tarihlerde Nedim Zembilci'nin öncülüğünde Cerrahpaşa Nöroloji Kürsüsü'nde klinik epilepsi çalışmaları başlatıldı. Bu ilk çalışmalarda Esat Eşkazan, Atilla Altıner, Ayşin Derven, Ayhan Arguner ve Naci Karaağaç gibi isimler yer aldı. 68 sonu 69 yılından itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde epilepsili hastalara yalnızca yönelmiş olan bir poliklinik hizmetini başlatmıştık. Haftanın belli günleri. Orada o dönemde hala mesleki hayatlarını sürdüren Atilla Altıner ve Doktor Ayhan Arguner iki arkadaşımızdı. Ben genellikle onlarla birlikte bu çalışmalara başlamıştım. Hastalarla özellikle epilepsiyle ilgilenmeye. Daha sonra Ayşin Derbent, Erbil Gözü Kırmızı o gruptan Cerrahpaşa'da
epilepsiyle ilgili çalışmalara katıldılar. Daha sonra Baki Göksan arkadaşımız da katıldı ve Cerrahpaşa'da oldukça çok sayıda arkadaşımız epilepsiyle değişik boyutlarıyla ilgilenmiştir. Epilepsi polikliniğine gidebilirsin diye icazet almak çok önemli bir ayrıcalıktı gerçekten de. İcazeti de Esat Hoca genellikle verirdi. Tamam, geç bu tarafa tarzında. Esat Bey'le beraber, tabii diğer abilerimiz ve hocalarımızla birlikte çok uzun yıllar yerin altında, kötü odalarda, bağırış çağırış, gürültü patırtı içerisinde epilepsi polikliniği yaptık. Çok sayıda insanın derdine derman olmaya çalıştık. Cerrahpaşa'nın ardından Çapa Tıp Fakültesi'nde de Kenan Tükel'in izinden giden Ahmet Çalışkan, asistanlarıyla birlikte EEG kliniği yapmaya başladı. Haftanın bir gününü epilepsi hastaları için ayırırdık. Hepsi aynı günde gelirdi. Yani poliklinik yapardık. Dinlerdik işte nasıl tedavi edilmeli, hangi hastada hangi ilaç seçilmeli. Ama o dönemde ilaç çeşitlerimiz de çok azdı. 3-5 çeşit ilaçtan işte en uygun olanını seçmeye çalışırdık. Epilepside ilk ilaç 150 yıl önce bulunmuş olmasına rağmen ne yazık ki bu alanda hızlı bir gelişme yaşanamadı. Doktorların elinde fazla seçenek yoktu. Sonradan çıkan ilaçlar da yan etkileriyle hastalara zor anlar yaşatıyordu. 1970'lerden sonra ard arda çıkan yeni ilaçlarsa epilepsi tedavisinde yüz güldürdü. Benim hekimliğe başladığım ilk yıllarda epilepsi tedavisinde hemen hemen sadece iki ilaç mevcuttu. Birisi fenobarbital, birisi de fenitoin. Tüm hastalara bu ilaçların biri veya ikisi bir arada kombinasyon olarak verilirdi. Siz o olmadı bu, dozunu azalt, dozunu çoğalt. Böyle hastayı tedavi ederken birazcık da terzinin ısmarlama elbise biçip dikmesi gibi kişiye özel bir tedavi, ama tedavi derken management anlamında, sadece treatment, al şu ilacı git tarzında reçeteyi eline verip yollamak tarzı, management çok yönlü düşünerek hastayı ele almak tarzında bir sanatsal yönü de olan bir faaliyet içerisindeydik doğrusunu isterseniz. Doktorlar hastadan öğrenir diye bir deyim kullanıyorum. Bu şu demek, çünkü her yeni ilaç ortaya atıldığı zaman bunun hangi hastada ne şekilde cevap verdiğini görebilmek için doktorla hasta arasındaki iyi bir iletişimin olması ve bu ilacın doğru olarak kullanılması ve daha önemlisi doğru olarak seçiminin gerekli. Son 10-15 yıl içerisinde tüm dünyada ve Türkiye'de de yaklaşık 10 yeni jenerik ilaç geldi. Gerçekten bu yeni antiepileptik ilaçlar standart epilepsi ilaçları, konvansiyonel epilepsi ilaçları dediğimiz ilaçlara göre çok üstün tarafları var. Bazen hiçbir tedaviye cevap vermeyen hastalara az da olsa tamamen ümit verici. Tabii yan etkileri, kullanma kolaylıkları nedeniyle bize çok seçenekler sağlamıştı, tedavi seçenekleri sağlamıştı. Türkiye'de deneysel epilepsi çalışmaları 1970'lerle birlikte başladı. O yıllarda bu konu üzerine yurt dışında eğitim görmüş doktorlar, öğrendiklerini uygulamak üzere yurda döndüler. Yurdumuza döndükten sonra çalıştığım Cerrahpaşa Nöroloji kürsüsüydü o vakit, kürsüsünde. Şimdi rahmetli olmuş Necmettin Polvan Hoca kürsü direktörüydü. Ben çalışmama devam etmemi istediğimi kendisine belirttiğimde çok olumlu karşıladı. Ve orada bu stereotaksi dediğimiz insan yani hacımda bir noktaya doğru varabilmek için üç boyutlu vektörlerle çalışan bu elektrotları beyne delik açıp yerleştirme cihazını
da sipariş ettik. Onu da getirtti. Ve orada sokaktan yakaladığımız kedilerle ilk deneylere başladık. Hayvanın kafasına bir şey monte edilmiş, sivri sivri çıkıntılarla dolaşan antenli kediler diyorduk biz ona. Bayağı büyük eski radyo lambaları vardır böyle, dokuzlu filan. Onların girdiği koca koca şeyler, hayvanların başına onları akrilikten monte ederdik. Ama neticede orada yaptığımız teknolojiyi burada gerçekleştirebilir hale geldik. Uyarmak için de elektriksel özel bir cihaz el emeği yapılmıştır benim ve epey çalışma da çıktı ondan. Bu çalışmalardan sonra ne yazık ki deneysel epilepsi çalışmalarına bir süre sessizlik hakim oldu. 90'larla birlikte yeniden canlanan bu deneylerle Türkiye adını dünyaya duyurdu. Fizyoloji, anatomi departmanlarından tutun, klinikte nöroloji departmanlarına kadar birçok bölüm bu tür yöntemleri kullanıyor. Sadece kullanmakla kalmıyor, ortaya çıkan sonuçları uluslararası saygın dergilerde yayınlıyorlar. Ve o sonuçlardan ortaya çıkan yayınlar da diğer evrensel ortamdaki uluslararası yabancı otoriteler tarafından kendi yazılarında kullanılıyor. Impact faktörü yüksek dergilerde yayın yapabilecek sonuçlar üretebilmek Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir kriterdir. Takvimler 1972'yi gösterdiğinde İngiliz Godfrey Hounsfield ve Alan Cormack tıbbın hizmetine bilgisayarlı tomografiyi sundu. Bu tarihten sonra hastalıklar yeniden ele alınacak ve tanımlanacaktı. Hounsfield ve Cormack ulaşılmaz olan organları görünür kılmayı başardıkları buluşlarıyla Nobel ödülü aldılar. Epilepsinin tanısını koyabiliyorduk MR'dan önce, tomografiden önce. Fakat etiyolojisi yönünden, epilepsinin sebepleri yönünden araştırmalar çok eksik kalıyordu. Bu tetik yöntemlerinin hayata geçirilmesiyle teşhis çok kolaylaştı. Yani vücuttaki sadece bir mineral eksikliği, bir kalsiyum eksikliği, bir şeker düşüklüğü de bir epilepsi nöbetine yol açabilir. Diğer taraftan beyinde gelişmekte olan bir urda epilepsi nöbetleriyle kendini gösterebilir. Ya da epilepsi doğuştan genetik olarak o kişinin bir yatkınlığı olarak ortaya çıkabilir. İşte epilepsinin etiyolojisi dediğimiz neden kaynaklandığı, neden ileri geldiğini ortaya koyabilme konusunda da en önemli tabii ki devrim. Epilepsinin sebebinin ortaya konmasında çığır açan bir başka gelişme de 1973'te yaşandı. Teknolojik ilerlemedeki hız baş döndürücüydü. Daha bir sene önce tomografinin mucizelerine tanık olanlar, şimdi de MR'la tanışıyor. Paul Lotterbur ve Peter Mansfield, tıbbi araştırmalar ve hastalıkların teşhisinde yeni ufuklar açan bu keşifleriyle 2003 yılında Nobel'e layık görüldüler. 20 sene önce olaylar oldukça statik, yani çok durgundu. Karşımızda hasta bebek veya çocuk vardı. Onun niçin hastalandığı konusunda tabii bir hekimin veya bir kliniğin bazı yorumları veya kanaatleri ortaya çıkacaktır. Buna göre bir ilaç tedavisine genellikle başlanılır, o devam edilirdi. Fakat son zamanlarda sebepleri araştırmak ve bunları bulmak daha ön plana çıktı. Beynin zedelenmesine bağlı kortikal atrofi dediğimiz bir de en önemli epilepsi nedenlerinden biri sayılan kortikal displazi, yani beynin yapısal bozukluğunun gösterilmesi herhalde epilepsinin tanımlanması konusunda, ilaç seçimi konusunda sonunun tayin edilmesi, yani prognozunun tayin edilmesi konusunda bize çok yardımcı oldu. Temporal bölgenin iç bölgesi, en iç bölgesinde mezial temporal skleroz dediğimiz lezyonları biz MR olmaksızın görme şansına sahip değiliz. Etiyoloji nedir acaba diye çırpındığımız hastaların işte MR'da bir tümöral oluşum, bir vasküler bir malformasyon olması ve bunların hemen şeyle operasyonla çıkarılması ve sonunda şifa denilecek sonuçlar alınması çok sevindirici oluyor. MR, epilepsinin yıllardır beynin kıvrımları arasında gizlenmiş
daha önceden belirlenemeyen pek çok nedenini görünür kıldı. Teknolojinin sunduğu olanaklara her gün bir yenisi ekleniyor ve epilepsi cerrahisinin tedavide mucizeler yaratacak günleri başlıyordu. 1891 yılında Cemil Topuzlu'nun ilk epilepsi cerrahisini gerçekleştirmesinin ardından ne yazık ki uzun yıllar kayda değer bir gelişme yaşanmadı. Epilepsi cerrahisinde uzun soluklu sonuçların alınacağı gelişmelere kadar eldeki imkanlarla nöbetlere karşı savaşıldı. 1965'lerden sonra Hacettepe'de Orhan Bey, Orhan Kalabay hocamız, Vural Bertan hocamız, Nurhan Avman hocamız ve Aykut Erbengi hocamız bu epilepsi cerrahisine ilk şeyi başlangıcı yaptılar. Yıllar içinde epilepsinin saf cerrahisine yönelik bir tedavi olanağı da yoktu. Ancak mesela beyin tümörü var, epilepsi de var. Beyin tümörünün ameliyatı tabii yapılıyordu ama doğrudan doğruya epilepsinin belli bir beyin bölgesinden kaynaklanan bir tipinin böyle gelişen, ilerleyen bir beyin hastalığı dışındaki cerrahi tedavileri yapılmıyordu. Epilepsi hastalarımızın ilacı özellikle direnç dediğimiz bir grubu, ki bu küçük bir grup, %10-15'lik bir grubun epilepsi cerrahisinden yarar gördüğünü biliyoruz. Bunlar uzun zahmetli ön çalışmalar sonrasında ameliyata hazırlanıyorlar ve eğer nöbet çıkartan beyin bölgesini doğru bulmuşsak, ameliyatla o bölgeyi çıkarttıktan sonra da gerçekten nöbetsiz bir hayat sürdürme şansını elde ediyorlar. Epileptolojinin altın yıllarının başladığı 1990'lardan sonra gelişen teknolojiyle birlikte Amerika'da cerrahide ışık hızında ilerlemeler yaşandı. Bu hızda video EEG monitörizasyon yönteminin büyük rolü vardı. Bir gittim ki böyle yataklı servislerde video EEG monitörizasyonunda epilepsi hastalarının nöbetleri kaydediliyor. Ve ben o bir yıl içinde çok fazla nöbet kaydı izledim. İki proje bitirdim. Hepsi nöbet semiyolojisi üstüne çalışmalardı. Daha da çok sevdim. Ve gelirken tek bir hedefe odaklanmıştım. Hacettepe'de bu video EEG monitörizasyon ünitesini kuracağız. Bunsuz olmuyor. Ancak böyle bir üniteyi kurmak oldukça masraflı bir işti. Mekan, kullanılacak aletler ve personel için gerekli kaynak bulunamadı. Nihayet 4 yılın sonunda hayaller gerçek oldu. Biz nöbetle savaşıyoruz ama nöbeti hekim olarak görmüyoruz, incelemiyoruz. Ve nöbet dediğimiz şeylerin nöbet olmadığını da orada öğrendim. Bütün o hastaların ele alımı, tedavi süreçlerinde hakikaten devrim yarattı video EEG monitörizasyon. Bir epilepsi hastası her zaman nöbet geçirip durmaz. Sizin bizim gibi sağlıklı insanlardır. Çok ender nöbet geçirirler. Bu epilepsiyi tanıma yöntemi olan EEG'de de her zaman elektriksel deşarj olmaz. Arada bir olur. Onu yakalamak için uzun EEG'ler çekmek gerekir. Dijital ortam bunu sağladı ve biz saatlerce EEG çekmeye başladık. Bu gerçekten beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü hastanın nasıl nöbet geçirdiğini hem görüyorsunuz hem de o sırada beyinde hangi dalgaların, beynin hangi bölgesinden ortaya çıktığını da eş zamanlı olarak o hareketlerle birlikte, hastanın video görüntüsüyle birlikte görebiliyorsunuz. Bunları daha önce biz hayal bile edemezdik. Tabii en büyük gelişme herhalde bu olsa gerek. MR'da veya diğer görüntü yöntemde hiçbir şey olmadan tek başına EEG'de bir odak bulup başarılı bir cerrahi sergilemek. Nöroşirürjide devrim yaratan yöntemlere ve ameliyatlara imza atan isimlerden biri de Gazi Yaşargil. Temporal epilepsili hastalara uyguladığı amigdalohip kampektomi yöntemiyle epilepsi cerrahisine de önemli katkılar sağlayan Yaşargil, 1999 yılında Amerikan Beyin Cerrahları Birliği'nce nöroşirürjide asrın insanı seçildi. Binlerce yıllık geçmişi olan bir hastalığa, EEG cihazlarındaki zorluklara, kağıt yokluğuna, inişli çıkışlı mavi çizgili traselere ve en önemlisi inatçı bir nöbete karşı yüzyıllardır mücadele veriliyor. Ve bu arenada hastalık her gün bir adım daha geri çekiliyor. Ancak ne yazık ki hekimlerin epilepsi tarihinde kesin zafer kazanamadıkları bir alan var. Hastaların toplum dışına itilmesi. Epilepsi hastalarının pek çoğu normal doğum, büyüme, gelişme gösteren zihinsel aktiviteleri, bedensel aktiviteleri tamamen normal olan insanlar.
arada bir iki dakika kendisini tutan bir bilinçsizlik hali dolayısıyla toplum içinde normal bir birey gibi kabul edilememeleri aslında tabii ki çok üzücü bir durum. Epileptik hastalara karşı duyarsız davranma veya acımasız davranma bir dehumanizasyondur. Yani insanın onları ve kendisini insanlık dışı bir davranışla küçümsemesi anlamına gelir. Nöbet geçiren bir çocuğun okuduğu sınıfta diğer çocuklar rahatsız oluyor. Hatta veliler o sınıfa çocuklarını göndermek istemiyorlar. Bu tarih boyunca devam eden Sara hastalığının, epilepsinin şanssızlığı. Bir Diyabet Hastalığı Derneği, ikide bir şöyle gazetelerde görüyorsunuz. İşte çocukları topladık, havuza götürdük. İşte diyabet hastalarını. Okudunuz mu epilepsi hastalarını topladık da havuza götürdük, işte kamp yaptırdık. Aile vermez ki, duymaz ki. Yani kendi akrabasından saklar çocuğun hastalığını. Niye? Epilepsi hastalarının hayatta her şeyi yapabileceklerini anlatmak gerekiyor. Her mesleğe. Ancak bu hastalık bilindiği zaman işte evlenemem, işsiz kalırım, çoluk çocuk sahibi olamam korkusu yaşıyorlar. Bunların gerçekleşebileceğini, meslek sahibi olabileceklerini, aynı sağlıklı diğer insanlar gibi her türlü olanaktan faydalanabileceklerini ki anlatmak gerekiyor. Hem hastalara hem işverenlere. Epilepside binlerce yıllık tabuların yıkılması ancak hastaların, hasta yakınlarının ve zincirin son halkası olan toplumun eğitilmesi, bilinçlendirilmesiyle mümkün. Bu amaçla kurulan fakat kısa bir süre sonra kapanan Türkiye Saralılar Derneği'nin ardından doktor ve hasta eğitiminin sorumluluğunu 1973 yılında faaliyete geçen Epilepsiyle Savaş Derneği tek başına yüklendi. Kurulduğu yıl ilk toplantısını düzenleyen dernek, Türkiye'nin tüm değerli nörolog ve epileptologlarını çatısı altında toplamayı başardı. Böyle bir iki günlük etkinlik Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içinde fakülteyle beraber dernek organize etmiş ilk etkinliktir. O 73 yılından sonra bu yıllık toplantılar sonra iki yılda birlik ulusal kongrelere de dönüştü. Ve tabii bundan sonra yani bu başlangıçtan sonra Türkiye'nin değişik yerlerinde epilepsiye ilgi duyan arkadaşların başka aktiviteleri de eklenerek bu alanda bilimsel çalışmalar Türkiye genelinde daha yaygın, daha örgün bir şekilde devam ediyor. 1980 darbesiyle birlikte hem epilepsi çalışmaları hem de dernek faaliyetleri sekteye uğradı. Tüm ülke gibi bu alandan da uzun süre ses soluk çıkmadı. Nihayet 1994 yılında dernek, kurulduğu tarihte önüne koymuş olduğu hedeflerden birine ulaştı. Uluslararası Epilepsiyle Savaş Ligi'ne dahil oldu. Aynı yıl Akdeniz Ülkeleri Epilepsi Konferansı'na uluslararası kimliğine yakışır bir ev sahipliği yaptı. 200'e yakın katılımcımız vardı. İşte sözlü bildiriler, platform poster bildiriler, tartışmalar ve yine dünyada çok tanınmış saygın isimler konuşmacı olarak katılmışlardı. Bu şekilde ilk kez Türkiye'de de bir epilepsi camiası olduğu, hem uluslararası camia tarafından tanınmış oldu, hem de biz dışarıya açılmanın bir yolunu bulmuş olduk kendimizce. Ve bu şekildeki çalışmalarımız devam etti. 1995 yılında Türk Epilepsiyle Savaş Derneği adını alan dernek, İki yılda bir düzenlediği ulusal kongrelerde epilepsiyle ilgilenen doktorları, bilim adamlarını, nörologları bir araya getiriyor ve onların fikir alışverişinde bulunmalarına zemin hazırlıyor. Akşamüstü başlayan bir veya iki konuşmacımızın konuk olduğu, kimi zaman sadece vaka takdimlerinin olduğu toplantılar, giderek katılan arkadaşlarımızın sayısı da arttı. İstanbul dışından da katılımlar olmaya başladı. Çünkü sadece bilimsel amaçlı, eğitim amaçlı değil, bir de camiayı bir araya getirmek amaçlı toplantılar da olmaya başladı. Bu şekilde genç arkadaşlar hocalarıyla tartışma, konuşma, birebir olguları hakkında fikir sorma ve danışma fırsatı da bulmaya başladılar. Gelişen yıllar içinde birçok üniversite merkezimizde epilepsiyle ilgili ayrı poliklinikten bununla uğraşan ayrı ekipler hatta oluştu ve giderek hatta epilepsinin cerrahi uygulamasına
yönelik belli bir yapılaşma da günümüzde sağlanmıştır. Sanıyorum bu fikir alışverişleri içinde bu tarihten günümüze kadar etkinliğini sürdüren Türk Epilepsiyle Savaş Derneği'nin belli bir katkısını da inkar etmemek gerekir diye düşünüyorum. Bugün İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Eskişehir, Trabzon, Mersin, Kayseri, Denizli, Bursa, Antalya ve Malatya'da olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında epilepsi poliklinikleri var. Epilepsi hastalarının büyük çoğunluğunun nöbetleri artık ilaçla kontrol altına alınabiliyor. Binlerce yıldır beyinde dinmeyen bir fırtınaya karşı mücadele edenlerin ise tek bir amacı var. Kiminin evliliğine, kiminin kariyerine, kiminin çocukluktan genç kızlığa erişine tanık oldukları, kopmaz bir bağ ile bağlandıkları hastalarının daha sağlıklı, daha mutlu, daha özgüvenli bireyler olarak hayata katılmaları. Ve bu amaç uğrunda daha uzun yıllar canla başla çalışmaya devam edecekler. O fırtına dinene dek bu yolculuk hiç bitmeyecek.